Cumhuriyet Meclisi'nin milletvekiliyim. Milletin iradesiyle geldim ben buraya. Anayasayı bilmeyen yargı kararlarını tanımıyorum. Anayasayı bilmemiştir bu yargı kararı. Meclis başkanlığı da suç işlemiştir. Anayasayı çiğneyen bu yargı kararının burada okunmaması gerekiyordu. Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu karar. Baştan sona anayasayı çiğnemeyle doluydu. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Ama herkes bilsin ki bu halkların kardeşliğini kimse engelleyemeyecek. Yaşasın halkların kardeşliği. Bizi Gratia Genan, Gratia Nesliane, yaşamak bir ahmettir. Anamın ak sütü gibi bileğimin hakkıyla kazanarak buraya geldim. Partimin bir milletvekiliyim ve hiçbir yere de gitmiyorum. Milletvekili bir yere gitmiyorum. Herkes de bunu gidiyor. Yeter artık bu kadar halkıza bu kadar kurtulamaya boyun eğmeyecek. Gratia Genan. Ben Hakan'a Şihane. Herkes de bilsin. Yaşamak bir yönmektir. Gratia Genan. Bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü, infazı var, hapse atılacak. Bu kadar basit değil. Hiçbir şey bu kadar basit değil. Bu karar, bu kararın burada okunması, bu kararın istinaf süreci, bu kararın soruşturma süreci, Yargıtay süreci ve AYM süreci Türkiye tarihinde daha önümüzdeki 10 yıllar boyunca tartışılmaya devam edecek. Bu kadar önemlidir. Bu karar, bir kez daha söyleyeyim ve söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Bir milletvekilimizin bir haber sitesindeki haberi paylaşması sebebiyle verilen bir cezadır arkadaşlar. Ve barış mümkün diyen bir haber başlığıdır. Barışı istediği için propagandadan ceza verildi. Ve o haber sitesinin haberi, yayını hala linki var ve dolaşımda. O haberi RT yapan hiç kimse hakkında bir soruşturma yok. Ayrıca zaten bunun hukukla da bir ilgisi yok. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bugün egemenlik şartsız, kayıtsız şartsız milletindir sözlerini arkasına alan Meclis Başkanlık Divanı egemenliği ayaklarının altına almıştır. Halkın oy verdiği bir milletvekilinin hukuksuz, tamamen siyasi vesayetle hızlandırılan, onaylattırılan, buraya getirtilen kararını okunmakla egemenliğin artık millette olmadığını bütün Türkiye ve dünyaya ilan etmek istemiştir, etmiştir. Ama biz egemenliğin millette olması için, egemenliğin halkta olması için, cumhuriyetin demokratikleşmesi için ve halkın temsilcilerinin halka hakikaten vekalet edebilmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bu birlikte mücadele bugünden sonra daha da büyüyecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Mücadeleyi büyüteceğiz. Bu ülke bugünkü gibi faşizan iktidarları, otoriter yönetimleri tarihinde çok gördü. Ama hepimiz biliyoruz ki işte bugün tarihin çöp sepetinde hepsi. Ama biz buradayız. Mücadele eden, direnen halkımızla birlikteyiz. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin halkları iktidarın bütün baskılarına karşı mücadeleyi büyütecek. Hepimizin hak ettiği, yaşamayı hak ettiğimiz eşit, özgür, barış içinde ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi mutlaka kuracağız. Bugünleri de o ileride güzel günlerde kötü birer anı olarak hatırlayacağız ama asla unutmayacağız. Bu halka uygulanan bu zulmün de hesabını mutlaka vereceklerini ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla buradayız, birlikteyiz. Erkan Paşa, çok teşekkür ederim. Destekleri çok değerli, çok önemli. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet!
Darbe operasyonu derinleşerek devam ediyor, farkındayız hepimiz. Aynı gün içinde iki yeni hamle, bunların tek anlamı var Türkiye'de demokrasiyi tamamen çökertmek, demokrasiye yönelik beklentileri bitirmek ve geleceğe dair umutları yok etmektir. Hem Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımızın vekilliğinin hapsız, hukuksuz bir yere, bir şekilde sonlandırılması, ardından tabii kapatma davası haberinin gelmesi, bu operasyonun niteliğini de, hedefini de çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu operasyon HDP'ye yönelik gibi görünse de tek hedef ve HDP değildir. HDP üzerinden ülkede bütün demokrasi mücadelesini çökertmek, demokratik siyaseti lağvetmektir. O faşizmi iyice kurumsallaştırmak ve tamamen yerleştirmektir. O nedenle HDP'ye elbette buna karşı öncü mücadele gücü olma görevi düşüyor. Biz bunun farkındayız hepimiz, hep birlikte. Bu mücadelede üstümüze düşen bütün sorumluluğu ve görevleri eksiksiz yerine getireceğiz. Halkımızın bizleri güçlü bir şekilde tavizsiz sahipleneceğinden hiçbir şüphemiz yok. Ama aynı zamanda demokrasi güçlerinin de burada kararlı, net, açık bir tutum takınmalarına ülke halklarının ihtiyacı vardır. Sorumlulukları, demokrasi güçlerinin, muhalefetin sorumluluğu da burada tarihi önemlidir. Burada kim hata yaparsa bunun ikbali yoktur arkadaşlar. Bütünlemesi yoktur bu imtihanın. Bu tek kerelik bir imtihandır. Ve burada sınıfta kalan bir daha bunu telafi edecek bir imkanı bulamayacaktır. Bunu bu kadar açıklıkla söylemek de bizim görevimizdir. Bu doğrultuda güçlü bir dayanışmanın ve ortak mücadelenin ortaya çıkacağına da inanıyoruz. Biz genişledik. Geniş arazi. Neyse biz tam konuşuruz. Maske Ercan abi. Nerede miyim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Ayrılmadım. Dün milletvekilliğim düşürüldü ama ben direniş yolunu seçtim. Genel kuruldaydım. Daha sonra genel kuruldan sonra HDP toplantı odasındaydım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydık geç saatlere kadar. Ve daha sonrasında da ben meclisten ayrılmadım. Milletvekilleri arkadaşlarım da refakat etti ve burada sabahladık. Ne sabahladım? İşte şu koltuğun üstünde sabahladım. Ve de ayaktayız. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize çok güçlü bir destek verdi. Ve bu destek de sanırım devam edecek. Çünkü çok ağır ve haksız bir kararla karşı karşıyayız. Aceleci, afaki ve hasmane siyasi bir karar var karşımızda ama biz milletin iradesiyle buraya geldik. Millet bize bu iradeyi ve vekilliği verdi. Millet alır. O yüzden ben millete dayanıyorum ve milletimin desteğini bekliyorum. Kesinlikle de Anayasa Mahkemesi sonucuna kadar da buradan ayrılmayacağım ve burası bir demokrasi nöbeti yeri olacak. Bana destek vermek isteyen tüm kişi ve kurum kuruluşlar destek verebilirler. Buradayım. HDP grup toplantı odasındayım. 24 saat buradayım ve ayrılmıyorum. Burayı artık tüm Türkiye'deki hukuksuzluklara karşı bir direniş yeri olarak kabul ediyorum. Arkadaşlarım da tam destek veriyor. Dün partimize yönelik kapatma davası açıldı. Bu demek ki topyekün bir saldırı, topyekün bir karşı duruş sergilemek durumundayız. Bütün bu vekillikten düşürme, parti kapatma girişimlerinde boş çabalar olduğunu da buradan deklare ediyorum. Ve tüm kamuoyuna sevgi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.